Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina ve habibina ve kudvetina Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah subhanahu ve teala uzu İmam-ı Nebavi'nin tibbi on eserden kılıyken dersimiz ne menfaatli kılsın. Ötken sefer Kur'an-ı Kerim kıraatı Kur'an-ı Kerim'in kıraatını örgütüş, talim veriş, Kur'an'dan başka ilimlerini veriş. Bunca hak alış hakkında yapıp ottular İmam-ı Nevavi. Sözlerini biraz şahlayan bulduk. Şimdi bu yeni fasılden Kur'an-ı Kerim'e nisbeten Selefi Salih'nin münasebetleri hakkında, tilavet manasındaki münasebetleri hakkında söz yürütediler. Aytediler ki, yenbeği en yuhafiza ala tilavati. Yani Kur'an hamilinin umumi adablarından bu. Yani ustazga nisbeten yayın ki, şagirdiga nisbeten yayın ki, dersdaşlarga nisbeten adabdan teşkali, mushafga nisbeten adabdan teşkali. Aynı Kur'an-ı Kerim hamilinin daimi sıfatı buluşu kerek bugün adablardan, belki vaciblerden biri. Biz yukarıda etkemiz adab degende o şey vacip hem kiredi sünnet hem mustahab hem eskip ketedi böyle adab degen payette. Bana bu istilahtı. Yani doğru münasebet, yakşı münasebet manasındaki adabda hem eskiredi, vacip hem kiredi. Bu fikh istilahıdaki adab mes. Fikh istilahıdaki adabda vacip, farz, vacip, sünnetden teşkali bugün kılınışı mahbub bo'lgan, yaxshi bo'lgan amallarni odob deyishadi. Farz bo'lmagan, vojib bo'lmagan, sunnati muakkada bo'lmaganlarni aytishadi. Ammo fiqhdan tashqari istilohda, ulamolarning umumiy istilohida odob deganda bajarilishi lozim bo'lgan munosabatlar, muomalalar nazarda tutiladi. Bunda vojib ham, farz ham, sunnat ham, mustahab ham aralashib kelaveradi. Endi mana bu hozirgi bu kishi aytmoqchi bo'lgan adablardan biri Kur'an-ı Kerim'ni tilavatiga muhafazada buluş. Yani daimi berdavam buluş. Kur'an-ı Kerim tilavatida berdavam buluş. Bu vacip adablardan buladı. Yenbeği en yuhafiza ala tilavatihi ve yukthira minha. Talibi hamili Kur'an. Hamili Kur'an. Kur'an-ı Kerim'ni tilavatini daimi kılıp barış gerek. Bunu berdevam saklaş gerek ve onu köp kılış gerek, köp kıraat kılış gerek. Ve kâne selefu radıyallahu anhum lehum adâtun muhtelife fî kadri mâ yehtimûn. Selefi salihlerinin, selef digende biz istilahta sahabe-i kiramlar, tabi'inler, tabi'a tabi'inlerine evlatlarını düşünemiz. Bazıları üçte asırını düşünedi. Onda tabi'a tabi'inlerini yani tabi'a tabi'inlerini körgenler hem kirp getirdi. Yani 300 yılını düşünedi. Mutlak selef düşüncesi o aslı. 65 degeni. 60'da otkerlerini selef değildi. İslam ümmetinin birinci, ikinci, üçüncü evlatlarını selefler, selefi salihler deyiş köprak urufka kirgen. Bu yerde 65'ler otken ulamalarımız, azizlerimiz, sahabe-i kiramlardan tartıp tabi'in, tabi'a tabi'inler ularga ergashganlar haqida so'z bo'ladi. Ularning salafi solihlarning qatm qiladigan miqdorlari turlicha bo'lgan edi. Farova ibn Abi Davud an ba'dis salaf radiyallohu anhum annahum kanu yaxtimun fi kulli shahrayn khatmatan wahida. Ibn Abu Davud salafi solihlardan Alloh ulardan rozi bo'lsin. Rivayet kıladı ki onlardan bazıları iki ayda bir hatim kılışar idi. Kur'an-ı Kerim'in 30 paranı, biz dilimizde 30 para diyemiz. Kur'an-ı Kerim'in iki ayda bir hatim kılışardı. Yani okup tüketişer idi. Bu yedeki hatimden murat özü okuşu. Hatiye kadar okusun, yoddan okusun. Özü okuşu. Eşitip hatim kılışmaz. Eşitken kişi hem Kur'an-ı Kerim'in 30 paranı eşitken buladı, Kur'an'ın hamasını eşitken buladı. Lekin o Kur'an-ı Kerim'in hatim kılgen değil miydi? Kur'an hatim kılgen buluşu için tilavat kılgen buluş gerek, telaffuz kılgen buluş gerek. Yine bazılarından o an ba'dihim fi kulli şehrin khatme.
Yani bazılardan rivayet kıladı ki her ayda bitti hatim kılardılar. Ve an ba'dihim fi kulli aşri layalin hatme. Yani bazılardan her 10 günde, her 10 keçede rivayet hatim kılışları rivayet kılınadı. Ve an ba'dihim fi kulli semanin, semani layalin. Yani bazılardan her 8 günde ya ki her 8 keçede hatim kılışları rivayet kılınadı. Ve anil ekserine fi kulli seb'i layalin. Ekser sahabeler 7 keçede bir, yani bir haftada bir hatim kılar idiler. Ve an ba'dihim fi kulli sittin, yani bazılardan her 6 günde hatim kılgeller rivayet kılınadı. Ve an ba'dihim fi kulli khamsin, ve an ba'dihim fi kulli arba'a, ve an ba'dihim fi kulli thalath. Yani bazılardan her 5 günde, yani bazılardan her 6 günde, her 4 günde, yani bazılardan her 3 günde hatim kılgarları rivayet kılgan. Ve an ba'dihim fi kulli leyleteyni. Yani bazılardan her 2 günde, her 2 keçede, yani bazıları ise her günü, her keçe gündüz, yani her günü bir hatim kılgarlar. Ve minhum men kana yahtimu fi kulli yawmin ve leylatin khatmatayni. Şu yer geçe yani o kişi 2 aydan başlayıp bazılar 2 ayda, bazılar 1 ayda, bazılar 10 günde diye başlayıp 10 8 7 6 5 4 3 2 1 günde yani bir günde hatim kıla diyen geçe geldiler. Şimdi bunu bu yakıya bir günde bitteden köp hatim kıyarlarını keltirediler. Bazıları bir günde 2 de hatim kılgeller. O bazılar bir günde 3 de hatim kılgeller. Ve khatama ba'duhum semana khatamatin. Arba'atan billeyl ve arba'atan billnehar. Yani bazıları bir keçe kunduzda 8 de hatim kılardılar. 4 de kunduzu 4 merte keç kurunda. Feminellezine kanu yahtimuna ختمة في الليل واليوم عثمان بن عفان رضي الله عنه وتميم الداري وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي وآخرون بركة كندوز ده ختم كل جلر سفدة كويدة جلر ذكر قلنا عثمان رضي الله عنه تميم بن أوس داري سعيد بن جبير طابعي لردن ومجاهد يعني Mücahid ibn-i Cebr ve İmam-ı Şafi'i ve başkalar zikir kılınadı. Ve anillezine kanu yahtimuna selâse khatemâtin Süleym ibn-i Umar radıyallahu anhu Kadî Mısır fi ahdi Muaviyete radıyallahu anhu. Bu yada Süleym ibn-i Umar depti. Süleym ibn-i Atir uz aslı. Süleym ibn-i Atir bu kişi bir keçe gündüzde, bir keçede üçte hatim kılardılar. Bu kişi Mısır'ın kazısı bugünler Muaviye radıyallahu anhu'nun devirleriydi. Ve rava Ebu Bekir ibn Ebi Davud ennehu kâne yahtimu fil leyleti arba'a khatemâtin. Ebu Bekir ibn Ebu Davud rivayet kıladı ki bu kişi yani Süleym ibn Atir bir keçede türmette hatim kılardılar. وروى أبو عمر الكندي في كتابه في قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة 4 ختمات. أبو عمر كندي أزني مصر قاضي لرحق دي كتاب ده ولاة مصر وقضاته هذه يعني كتاب لربار وش كتاب ده سلام بن عتيرنا بركيشة ده ترت ختم قلار دلار دي بذكر خيالر. قال الشيخ الصالح أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه كان سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول كان ابن الكاتب رضي الله عنه يختم بالنهار 4 ختمات وبالليل 4 ختمات صالح شيخ أبو عبد الرحمن حبيب السلمي رضي الله عنه أتدلك من أبو عثمان مغربي دن İştim ki o kişi aitken idi. İbnül Katib, Allah ondan razı olsun, kündüzü törtte, keçkurun törtte hatim kılardılar Kur'an-ı Kerim'le. Ve hâdâ ekseru mâ yebluğuna minel yevmi vel leyle.
bir kecha kunduzligi eng ko'p xatm qilgan kishi mana shu kishi. Bizga yetgan xabarlarga ko'ra eng ko'p xatm qilgan kishi bir kecha kunduzda 8 marta xatm qilgan, 4 marta kunduzi, 4 marta kechqurun bu kishi Ibnul Katib bo'ladilar. Ghalaba Sayyidul Jalil Ahmad Ad-Dawlaqi bi isnadihi an Mansur ibn Zadan an Abbad At-Tabi'i رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل أولوغ سيد أحمد الدورقي أزنين سند بلن منصور بن زازان دن رواية قلد أكشى تابعي عباد alayhi rahma Alloh o'kishidan rozi bo'lsin. Undan rivoyat qiladiki, Abbod roziyallohu anhu ya'ni Qur'oni Karimni peshin bilan asrni o'rtasida, Ramazonda peshin bilan asrni o'rtasida hamda shom bilan xuftonni o'rtasida xatm qilar edi. Tunni birinchi to'rdan biri o'tguncha tugatar edi. Rawa Abu Davud bi isnadihi as-sahih anna مجاهدا كان يختم القرآن ما بين المغرب والعشاء أبو داود أزنين صحيح سند بلن كالتردك مجاهد بن جبر عليه الرحمة قرآن كريمنا شام بلن خفتان نور تسد ختم قرار وعن منصور قال كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان منصوردان رواية قلنا علي الأزدي عليه الرحمة رمضان كلره هر كيچه شام بلن خفتان نور تسده قرآن ختم قلال ايد وعن إبراهيم بن سعد قال كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن İbrahim ibn Sa'd ve ulug muhaddislerden Sa'd ibn İbrahim ibn Abdurrahman ibn Avf oğulları dedelerine etediler ki dedem uzunin kimige ihtiba kılıp uğralıp oturardı o şu oturgen Kur'an'ını hatim kılardı hatim kılgınca o şu kimini koyup geçmez idi ihtiba degeni ayağını tizelerini kurtarıp etekini tizlere uğrayıp tizlerini pasini oyog'ini etak bilan o'rab o'tirishni ihtibo deyiladi. Tizzani ko'taradi, dumbani yerga qo'yadi, tizzani ko'taradi-da etagi bilan oyog'ini o'rab oladi. O'sha o'tirishni ihtibo deyiladi. Shu o'tirishida kiyimini yozmasdan shu o'tirishda o'zida Qur'onni xatm qilib bo'lardi deydilar. Ya'ni bir o'tirishda bitta hay'atni o'zida ayoqqa buyoqqa o'zgarmasdan, oyog'ini o'zgartirmasdan tanasini, hay'atini o'zgartirmasdan bir shakl, bir hay'atda o'tirganicha Qur'onni xatm qilib qo'yardi. Wa amallazina khatamu fi raka'atin fala yuhsawna likathratihim. Endi Qur'oni Karimni bir rakatda xatm qilganlarga keladigan bo'lsak, ular shu qadar ko'pki sanab tugatib bo'lmaydi. Fa min al-mutaqaddimin Uthman ibn Affan wa Tamim ad-Dari radiyallahu anhu. وسعيد بن جبير ختم في كل ركعة عثمان بن عفان رضي الله عنه تميم ابن أوس داري رضي الله عنه صحابة لردن بولر طابع لردن سعيد بن جبير الله أكشن رحمة قسن بر ركعة قرآن كريم ختم كل جلر مشهور دور متقدم لردن أولا مشهور مشنق جلر وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون نقل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنه إن القرآن الكريم ده هر حفتة ختم كل جلر دي كلا ديجان بوسك كوب صحابة لرد أكثر هر حفتة ختم كل جلر جملة عثمان بن عفان عبد الله بن مسعود أبي بن كعب زيد بن ثابت الله ولدان راضي بوسن شلر جملس دندر وعن جماعة من التابعين كعبد الرحمن ابن يزيد
وعلقمه وإبراهيم ورحمهم الله. Tabiilerden bir cemaat, bir kançaları, bir cemaati Abdurrahman İbni Yezid, Alkame İbni Mesud'un şagirdleri ve İbrahim el-Nekair, Allah onların rahmet kısın. Yani şu kişiler haftada bir hatim kılardılar. وَالِاِخْتِيَارُ اَنَّ ذَٰلِكَ يَخْتَلِفُ بِاِخْتِلَافِ الْاَشْخَاصِ فَمَنْ كَانَ يَظْهَرُ لَهُ بِدَقِيقِ الْفِكْرِ لطائف ومعارف فليقتصر على قليل ما يحصل له كمال فهم ما يقرأه وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه İhlal bima huwa murassadun lah. İhtiyar qilingan gap shuki, bu holatlar turlicha vaqtda turlicha muddatda xatm qilish kishilarning har xilligi, ularning holatining turliligiga qarab har xil bo'ladi. Kimiki agar nozik fikrlash bilan Qur'oni Karim tilovatidan o'zi ham daqiq nozik ma'nolar va ma'rifatlarni hosil qiladigan bo'lsa, u odam o'qiyotgan narsasidan ana shu ma'nolar hosil bo'ladigan miqdorda o'qish kerak bo'ladi. Shuningdek, ilm tarqatish kabi dinning muhim ishlari bilan yoki musulmonlarning umum manfaatlari bilan band bo'lgan kishi ham o'sha ishiga, o'zi qo'yilgan ishga xalal yetkazmaydigan tarzda miqdorda Kur'an-ı Kerim'ni okusu lazım buladı. وَاِلَّمْ يَكُمْ مِنْ هَا اُولَٓاءِ الْمَذْكُورِينَ فَلْيَسْتَكْثِرْ مَا اَمْكَنْ مَا اَمْكَنَهُ. Yine eğer meneş biz etkenimizdek ilim terkatiş ve umum Müslümanların manfaatı bilen meşgul bugün kişi bu mesela kuludan kilgen içe Kur'an-ı Kerim'in kıraatını kopaytırsın. Uzun uzüge maral kemeyi digen hamda ortiqcha tezlab ketmagan holatda o'qiydigan miqdor bilan o'qsin. Ya'ni ko'p o'qishim kerak ekan deb bidir-bidir qilib o'qmasin. Balki o'zini quvvatiga, salohiyatiga, imkoniga qarab tajvidni buzmagan holatda o'ziga malol keltirib, o'zini tanasini bezillatmagan holatda imkon qadar ko'p miqdorda o'qib, xatm qilib yursin. Endi mutaqaddim oldinga o'tgan ulamolardan bir qanchalari, bir jamoalari bir kecha kunduzda xatm qilishni yaxshi ko'rishmagan, yoqtirishmagan. Bunga Abdulloh ibn Umar roziyallohu Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis dalil qilinadi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilarki, kim Qur'onni 3 kundan tez o'qisa, 3 kundan az müddette okusa onu düşünmegen boladı, dakik düşünmegen boladı degenler. İmam Abu Davud rivayet kılgeler, İmam Tirmizi rivayet kılgeler. Ve nesaiham. İmam Tirmizi bu hadisini sahih deb etkiler. Bana şu sahih hadiske binaen demek bir günden hatim kılış, yani 3 günden tez hatim kılış caiz mes deb etkiler bazı ulamalar. Ushbu yuqorida o'tgan salafi solihlardan, ya'ni sahobalar, tabiinlar, tabi'a tabiinlardan qilingan naqllardan biz bilamizki, Qur'oni Karimga salafi solihlarimiz juda ham qattiq yopishganlar. Qur'oni Karimni mana eng ko'p xatm qilganlari Ibnul Kotib 8 marta xatm qilgan ekanlar. Eng uzoq xatm qilganlari 2 oyda xatm qilishgan. Endi nimaga ular 2 oyda xatm qilgan, Qur'on bilan kam shug'ullanganmi desangiz, Imom Navaviy shunga ishora qilib oxirida aytiblarki, yo'q. Bu yerda o'sha o'qiyotgan qorining qiroatdan ko'zlagan maqsadiga ko'ra va o'zining sharoitiga ko'ra har xil bo'lgan. Kimdir haqiqatdan mashg'uloti ko'p bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin ko'proq o'sha cho'zilishiga sabab tadabbur bilan xatm qilishgan. Bitta oyatni o'qiydi. Ya'ni Qur'onga kam vaqt ajratgan demaymiz. Ko'p vaqt ajratgan, lekin o'ta sekin o'qigan. Sekin o'qishi endi bu
harfini çıkarışa kıynelgen denmez. Onlar Kur'an'a mahir buluşken. Belki Kur'an-ı Kerim'in manalarını tefekkür kılıç, tedabbür kılıç bilen bent bulup şunu diye bu. İki ayda hatim kılgenleri hem bu yani o tek kub tedabbür kılgen bu meydin. İmam-ı Cüneyd'in ortaklarından Abul Abbas İbni Ata her günü üçte hatim kıyarlar. Ve ondan teşkara alahide tedabbür hatmasını hem kıyarlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'ini hatim kılış üç kıl yüzünde, üç kıl derecede bulur. Birincisi hifz için. Bu Kur'an'ı yatlayıkkenler, pişiriyekkenler, tekrar kılayetkenlerge has. Onlar onu yadlaş için ya ki unutup koymaslık için ya ki unutulmayı digen buluşu için okuydular. Onların kıraatları hifz için okul yaptı değiller. İkincisi vird için okuladı Kur'an-ı Kerim. Vird için digenimiz zikir için. Kurbat hasıl kılış için. Elbette hifz için okuyanda hem kurbat böyledi elbette. Sevabımız kısa. Lekin ikinci türdeki kişinin hifzge ihtiyacı yok. Çünkü o hifzine zaruretinden kep çıkıp miktar koymaydı. Belki o fakat yine kurbat için, Allah'a yakınlaşış için, Allah'ın zikir kulübüçülerden buluş için. Çünkü Kur'an en yakışı zikir, en afzal zikir. Şunun için okuydu. Kur'an-ı Kerim'ine Allah'a yakın buluş için okuydu. Bu kişi Kur'an'ı vird için, zikir için okuyup değiller. Bu ikinci derecedeki tilavet türü. Üçüncü derece Kur'an-ı Kerim'ini ayetlerini tefekkür ve tedabbür kılış için fahmi ve tedabbürü için kıraat kılış, okuş. Bu her bir kişinin, okuyucunun aklı, ilmi, kalbindeki marifet layakati ve Allah Subhanehu ve Teala'nın onge birgen ilhamı ve ilmi göre hammada harhıl bulat. Ebul Abbas İbni Ata yukarıda etkenimizdik her üç günde hatim kılarken Ramazan'dan taşkariyem. Daimi yıl 12 ay. Lekin ondan taşkari tedabbür hatması ham barakem. Hani o her günü üçte hatim bu zikir için, vird için. Çünkü onlar hifiz makam, hifiz baskısından otuk etken adamlar. Onlar vird için, zikir için okuydu. Üçte hatim her günü. Ama tedabbür için okuydigenleri o da az bularken 17 yıl okuyan ekeller tükenmezden o kişi vefat etkenler. Yani Kur'an-ı Kerim'ini bir mertte hatim kılışı ölgülmeden tedabbür kılın. Yani Kur'an-ı Kerim'ini düşünüş için, Allah'ın muradı, maksadını tapış için Allah Subhanehu ve Teala örgütken ilim ve bildirgen marifetleri ve aklı, iktidarı bilen kişi Ebul Abbas İbni Ata aleyhi rahmet küsserpleken bozular şu kadar o kişide bir salahiyat boyun ki her günü acil etken Kur'an-ı Kerim'ini tedabbür bilen tilavet kılış ki. Lekin şu kadar kub manalar keşf kılgen ki bir taye tepesinde uzağa vakti oturup kalır. Neticede 17 yıl oturup da Kur'an-ı Kerim'ini hatim kılmadı. Özünüz öyle mi? Kur'an-ı Kerim 6236 ayet. Eğer bir günde bir taye okusayan insan 10 yılda 3600 ayet, 3700 ayet okuyor. Demek o kişi yakın bir ayet ya ki iki ayet okurken de bir günde. Meyde ayetten olsa iki ayet olsa gerek çünkü doğru kirledi. Ya ki üç ayeti doğru kirledi. Belki bitti ayette bir günden köpem türerken uzun ayetlerde. Şu kadar ki çünkü Kur'an tükemeyken kaç sure ekiyen bilmemiz. Belki yarın bugandır, belki yirmi para bugandır. 17 yıl okuyan her günü tedabbür için tilavet kıyarlar. Lakin Kur'an-ı Kerim tükenmeyken. Yani gerek olsa bir günde bir ayet için saatle oturgen böyle düşündü. Hakikatte Kur'an-ı Kerim için değil. Eğer Kur'an-ı Kerim'in tedabbürüge kişi kirişse, kişide eğer ilim, marifet kayısı derecede olsa, o şey derecede Kur'an'dan fayda alır. Eğer ahiret ilimlerine kişi mahir olsa, o şey ilimlerine kura alır. Dünya ilimlerine mahir kişi hem dünya ilimlerine gerekli işarelerini alır. Kur'an-ı Kerim'ini yatlaştan, hafız buluştan kuzlengen esasi maksatlardan biri virdini yolge koyuş. Yani Kur'an-ı Kerim tilavatını köp kılış bilen Allah'a yakınlık hasır kılış. İkinci maksat tedabbürünü kemalige etkiziş. Çünkü yatlanmagan adam yaxşı tedabbür kılalmaydı. Daimi kişinin kalbide Kur'an manaları eğlenişi için
o kişide tedebbür buluşu için hakiki hifizde buluş gerek, yatlengen buluş gerek. Kur'an-ı Kerim'de yatlaştan közlengen maksatlardan böyle hem aynı tedebbür. Tedebbür, ilgili başka orunlarda hem etkenimiz, Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını düşünüş emez. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dese alemlerinin Rabbi Allah'a hamd olsun degen sözünü, özünü, elhamdü degen hamd olsun degen, lillahi degen, Allah'a degen, Rabbu degen, perverdigar degen, el alemin degen, alemler degen, deyip sözme söz düşünüş bu tedabbür değil miydi? Bu fahm değil. Adi fahm. Eğer dakik düşünse fikh değil. Ama dakik düşünüşte sözde aitilmegen manalar, sözünün, lafızının ortadaki, gapının arkasındaki maksat ve muratlarını idrak kıla alsa, engley alsa, ana o kişi bana bu iş tedabbür değil. Çünkü tedabbür dübürden alınken, dübür arka diyen. Tedabbür bir nesnenin arkasını engley alış, kura alış. Şunun için Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını Arap dilindeki lügattan, Arap dilinden lügattan bilip durup şu bilen şu yapman degen kişi adaşar. Tola şu yapman degen kişi. Bu adam zahırda şu lafızlarını düşüngen buladı. Ama Kur'an-ı Kerim'den irade kılıngenlerse fakat fahım emez. Belki tedabbur. Şunun için Kur'an-ı Kerim'de kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyeddebberu ayatih. Biz düşürdük bu kitap ne ki mübarekdir. Bu biz düşürgen mübarek kitap ne için düşürdük? Ular tedabbür kılıçları için düşürdük. Sizge bu kitap ne? Mübarek kitap ne? Ular onun ayetlerini tedabbür kılıçları için düşürdük. Ve liyetezekkara ulul elbab. Akıl egeleri özlerine istetme alışları için. Demek Kur'an-ı Kerim'in tedabbürü için evvela cüde köp ilim okuluş gerek. Birinci orunda lügat ilmi okuluş gerek. Lügatta uzunca 12 ilim var. Bittes sarf, bittes nahu, belagatta 3'te, yani başka ilimler var. O şey ilimlerini egelleş. Puhte egelleş. Şu kadar ki yaddan o şey, fikir, o şey ilimler bilen fikirli aladigen derecede. Ondan ki Kur'an-ı Kerim'den gelip çıkan şari ilimlerinin istilahlarını biliş. Onlarının menhecilerini biliş. Mesela fikhinin menheci usul, usulünü biliş. Akide ilminin menhecini biliş. Ondan teşkal Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Nebeviyye'nin berçe rivayetlerini biliş. Ondan teşkal Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Nebeviyye'nin umumi menhecini engleş. Ondan teşkal Allah Subhanehu ve Teala'nın uzige bağlanan halde kalbini tozalep Allah'ın kirledigen marifetlerdiği kalbini hazırlaş. Mana bu işler kay derecede kemaliga yetse, o şey derecede kişide Kur'an-ı Kerim'e nisbeten fahm, fikh ve tedabbur hasıl bulur. Ama Kur'an-ı Kerim'ni şu meblağ Kur'an'ın üçtesini okup, yani ki karşıdır Arapça bir merkezli kitabını, Arap türenin örgüt edilen merkezli kitabını okup durup, şu bilen Kur'an'ı düşünemen diyekken olsa, o adam ahmak buladı, cahil buladı. Kur'an-ı Kerim'in doğru mesela bazı lafızların düşünüşü mümkün. Lakin maksadına yet almaydı. Tola düşünü almaydı. Nazik manalarına yetip bara almaydı. Ve Allah Subhanehu ve Teala'nın muradını engle almaydı. Muradının fahmını hasıl kıla almaydı. Bana bu hakikatini yakış düşünüşümüz gerek. Bir kişi Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını yazıp alıp belki Özbekçe tercümeden Kur'an'ın manalarını okup alıp tola düşünü yapman dese o kişi adeşken bulur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e ana şimdi kemalı tedabbürüge erişiş için okuladı berçe şer'i ilimler. Demek ana şu derecede yetkünçe şer'i ilimlerde okuş gerek, organiş gerek, izleniş gerek bulan. Kur'an-ı Kerim'de hemen savallarge, hemen meselelerge cevap var. Fakat onu çıkarıp bile alışge ilim ve akıl gerek halas. Allah'ın tevfik gerek. Şimdi bu fasılda biz bilişimiz gereği bugün neyse. Selefi salihlerden sünnet şu ki, aynı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan sünnet şu ki, Kur'an-ı Kerim'ni köp okuş gerek. Bana biz yukarıda bildik, en uzağı 2 ayda hatim kılışken. Ve yani bir manana ayet koyuşumuz gerek, bu hatimlerin ekseri teheccüdde bugün.
Ekser selefler Kur'an-ı Kerim'le hatim kılardı bir haftada, 10 günde, 3 günde degende teheccüdüge hatimi nazarda tutkenler. Kur'an-ı Kerim'le yaklaştan kuzlengen maksatlardan biri hem şu, teheccüdde Kur'an-ı Kerim'le hatim kılıp eğlendiriş. Yakında benden bir talip sorup kaldı, talibiyelim. Daim şu ustazlığa okup verirdi, ben özüm aitken, ben özümü farz ettim yani. Daim falancı gibi, pistancı gibi okup verdiyim ben. Ondan tügese bunge, bundan tügese, bunda tügese nergincisiye bağlı oku verir. Benden sonra dedi ki, ben kaçan oku vermeyi diyen buldum ben. Kaçan bir oku oku veriş ihtiyacı bende ketedi. Yani müstakil özüm okuşke kalemem. Ben ettim ki, teheccüdde hatim kola diyen bugün indi. Teheccüdde hatim kola diyen bugün indi. Yani şünge yerleşe hifiz bulsun, bir ayet bir ediyen adam yok. Karab ola diyen mushaf yok. Yoddan okuladı ve ayet tutula diyen lukma bir ediyen adeşken cayını toğırlayıp duradığın adam hem yok. Yalnız özü okuyor teheccüd. Şunda hatim kılığa alış gerek. Bu da yani Fatiha dakika puhta pişken ve hatırca okuladığın dereceye geliş gerek 30 para. Yani şunda özünge kaladı. Birinciden teheccüdde hatim kıladığın bugün ince diyenin manası birinciden hifiz uçnaka pişken buluşu. İkinciden Kur'an-ı Kerim'ine hatmesi gibi şunda örgeniş. Yani keçesi durup hatim kılış onda adli inerisinde eğlenmiş. Gerek. Bana şu halatki etkende ki blogu yok bir işin tuhta edip et. Bana şu salaf salihlerinin yolu şu. Daima Kur'an-ı Kerim'ini keçelere hatim kıyarlar. Yadlaştan Murat ham şu bugün. Abdullah ibn Amr ibn As raziyallahu anhu hal Kur'an-ı Kerim nazil olup tügemesinden turup bana şu adeti yolu koyuyorlar. Yani keçelere Kur'an'ı hatim kılıştı. Hatta kündüzü okuyorlarken keçkulunu okuyor diyen vazifelerini. Daim ki teheccüdde hadis mesleğileri için, kıynel mesleğileri için. Ayarları yok verirkenler kündüzü, keçkolun uzları koşanın namazı okurkenler. Salafı salihler ekser halette şimdi kılıp her hafta hatim kıyarlar. İmam Ahmed ibn Hanbel hem o kişinin Allah rahmet kısın kündüzü bitti hatim kılarkenler keçkolun bitti hatim. Yani kündüzü malum derecede okup aradılar keçkolun hem ikilesi hem her hafta hatim bulurken. Kündüzge okuyanları hem 7 günde hatim bularken, keçkulun okuyanları hem 7 günde hatim bularken. Yani her 7 keçede bitti hatim teheccüdde, her 7 kündüzde bitti hatim namazdan teşkarıda. İmam Ahmet halbuki ilim bilen bend bugünler, talim bilen bend bugünler, rivayet bilen bend bugünler, fetva bilen bend bugünler. Bana bu yerde biz bir nükteni alamız ki, bu İmam-ı Nevavi sözünü, mevzunu ahirde, vazifesi olsa dini bir Müslümanlarını bir vazifedarlardan olsa oşa vazifesi ki halal yetmeye diyen derecede o ziga vazife koysun Kur'an'dan deb ettiler. Şunda evlenmen ki ben mesela deyelim ki şehirde baş imam ben yani ki katta bir atınçe ben yani ki şehirde hakimi ben ya ki vezirim ben ya ki falan işte işleyim ben ona kadar köp okuyalmıyım ben. Ben bir yılda bitti hatim kısam buladı deyip öyle miyim? Yani ki ben müderris, ben kub ders veririm, ben ders verişim paydalı yırak. Yani ki ben talibi ilim, ben talibi ilim, kubra ilim okuş gereken deyip türüp Kur'an'ı teşekkür miyim? O şey halette, yani şuna kadar öte bentlik halette de bir haftada bitti hatim kılışken. En uzağı burayda bir. İmam Ahmetler haftada iki mette hatim kılı yaptı. İmam bu gündemki, mezhep başı böyle türüp. Atrafı da minleb, her günü hadis ayetiş bilen, fetva veriş bilen bant bugün kişi. Hadis halkalarına 5000 atrafı da adam yığılgen. Künde 5000 ta adamga ders veriyken adam, Kur'an-ı Kerim'in her hafta hikmeti hatim koyan. Teheccüdü alahide, kündüz alahide. Demek talib-i ilim ve ahli ilim ve ustazi ilimler uzlarını kılayken vazifelerine aldanıp ben şu işim muhim rağu, Kur'an'ın hatim kılış menge ona kadar köp buluşu belki dürüsen bas deyip Kur'an'ı taşlap koyuşmasın. Aksinçe Kur'an-ı Kerim'ini köp okusa o şu işe bereket kirit. Bu şeytanın vasfasası fakih adam cemaatke çıkmasa yan bulu orada. Fikh bulan şugullengen ki şu kişilerini talim bulan şugullengen adam Kur'an'ı tekrar kurmasa yan bulu orada. Köp digen gepler bunlar şeytanın vasfasalar. Ularını düşünüşü de. Ama salaf-ı salihlerini ya ki ulemalarını bu gepne etkenlerini okusanız bilin ki ular ana bu künde iki künde bir hatim kıyarlarına nisbeten ayetişken.
Yani köp okumasından köpürak talim böyle Kur'an'ı köp hatim kılmasından bu oladı. Çünkü bent bugün uçun degende uzara müddette hatim kılışını etkende bir haftada bir hatim kılışını, uzak bir ayda bir hatim kılışını nezirde düşüken. O bir yılda bir hatim kılışını mes. Yok ki Ramazan ki gende okuşunu mes. Şunun için İbnül Cevzi talibi ilimge gün tertibi hakkında nasihat kılarken ayetledi ki mesela Şam'dan keyin ya ki Kuhtan'dan keyin Kur'an-ı Kerim'den iki para ya ki üç para okuyun. Çünkü seni vazifen talebi ilim köp okuşun şartmez deydi. Şam'dan Kuhtan'ın ortası iki para çok üç para oku diye. Görüyorsun mu? Talebi ilim köpürak ilim bilen ben basın onun vazifesi zikirmez asası degen peyti de ulamalar. Zakirlerini bir gündeki 10 saat 12 saat zikri Kur'an-ı Kerim'in günde bir metti iki metti hatim kılışıken nisbetten alıp açışken. O için köp okuşu şart etmez, az gene yeter diye açışken. Peki ular etken az gene iki ay etmez. Ular etken az gene ne oldu iki para üç para. Yani İbn-i Zadiyat dediler ki keç kurumda iki para mı üç para mı okuyun. Teheccüdde hem bir tör para okuyun dedi. Yani her hafta hatim kılışına yeterdi. Her kandı talip edelim ki. En uzağı. Kur'an-ı Kerim'in için diye hatim kılıp yürüyen kişinin ömrüge bereke boladı. Tanrıge sağlık, ilmige hem faiz futuh boladı. Çünkü hemen okuyakken, alayakken ilmimiz fikh var mı, akide var mı, hadis var mı, hemmesi pravart Kur'an-ı Kerim'in fahmi Allah'ın maksadını engleşke hizmet kılıcı ilimlerdir. Maksad o şey Allah'ın muradını tapıp çünkü yerleşse emel kılış yaşaş. O Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmadan hasıl bu mıydı? Minkte kitap okusayım. Belki Kur'an-ı Kerim'den köp uluş alış bilen böyle. Şunindek Kur'an-ı Kerim'in ulemalarımız o köp hatim kıyanları da yukarıdaki salaf-ı salihler köp hatim kılıçlardan maksatları her bir harfi de Allah'a yakın bulup barışını bilgenlerden şu kurbetini hasıl kılıç. İkinciden her hatmi de yangi yangili alış. Her hatmi de yangi manalarını keşif kılıç bugün. Ve hakikaten vakiyen şundi bugün. Şunun için Kur'an-ı Kerim'ni yakşı anlayanlar, doğru düşüngenler ve güzel hayatı ve yukarı âli derecedeki bir hayat tarzıge ege bulanlar. Biz hem demek bana şunu uzunumuzge vazife kılışımız gerek. Şimdi az azdan bir paradan başla bulsa hem, yarım paradan başla bulsa hem, kündelik bir devam etse bir uzunuzda sineysiz. Yarım para her gün okuyun. Bamdat'tan aldın ya ki keyin. En afzal payı şüpheydi. Yarım para okuyun. Bir günde yarım saatim gitmeydi. 15 dakika, 20 dakika. Sekin okuyduğun lafı sekin adam bir, ota sekin okuyan bir yarım saat gitmedi. Ber devam bulayım, şu yarım saatte bir paraya çıkarız. Şu yarım saatte iki paraya mı çıkarız? Şaşmaken hal etti. Bıdır bıdır kılıp, yani düşünmeydiğin kılıp okuş bilenmez. Belki vaktinizde bereke verilişi bilen, eğer virde ber devam bulsanız, uz uzdan o'sha vaqtni, o'sha muddatni o'zida ko'p o'qiydigan bo'lib borasiz. Sharti bir davomlik. Ertalab 1 soat Qur'onga ajrating. Bir umrga. O'sha 1 soatda boshida bir pora o'qiysiz, keyin 2 pora o'qiysiz, keyin 3 pora o'qiysiz, keyin 5 pora ham o'qiysiz. O'sha 1 soat. Bir pora o'qigandan ko'ra yaxshiroq o'qiydigan bo'lasiz. Bir pora o'qigan paytingizdan ko'ra chiroyliroq o'qiyotgan bo'lasiz o'sha 5 porani. Bir pora o'qigan paytingizdan ko'ra yaxshiroq tushunayotgan bo'lasiz o'sha 5 parada Qur'onni. Qur'oni Karim shunday baraka beradi. Bu tajribalarda minglab marta o'tgan narsa. Har kuni tongda Qur'oni Karimga, masalan, bomdodga ozon aytdi. Bomdodni o'qigandan keyin kun chiqib, to o'sha ishroq vaqti deymiz, choshgoh vaqti kiradigan bo'lguncha 1 soat. Ya'ni 1 soat Qur'onga ajrating har kuni. 2 oyat bo'lsa ham 5 ayet bu seyem, 1 saat acilatin. O işe 1 saatte 1 betten başlayırsınız, 2 betten, eğer öte başlangıç bu seyiniz. Barıp barıp, o işe 1 saatte 5 para, belki 10 paraya mıkıyız. Muhammed Hasan Valed dedi o degen, katta alım vardılar, Mevlütaniye'de hazır. Meşhur ulamalardan, köpçülüğü taniydi. Şu kişi ayet verirdi, ben dedem, künüge yetiyarın para okurdu. Yetiyarın para okurdu, yani Türk'ünle bitti hatim kılardı. Dedem 4 günde bir tahtım kılardı. Şu 4'den bir Kur'an'ı okuşken bir günde yarım saat gitmezdi diye.
Demek yardım saatiye kalmasından 7 yarım para, 8 para okup verirken de. Arkasından ilave kıladı ki, leyken tecvidini, ahkamını bozmasından okuladı. Ve dakik fahimler, nazik çünüşmeden okuladı. Şu kadar ki, dedem Kur'an-ı Kerim'den engelleyen manalarını bizge gâhı da eti birerdi. Ve biz o şu manalarını yaşımız kette bulup, kette tefsirlerde girgen peyitte kurduk. Dedem tefsirde görmezden, Kur'an-ı Kerim'den uzu, o şu kub okuyanıdan, Allah bergen fethden, Allah bergen ilimden engelleyen manalarını bizge, şuna kadar nazik manalarını eterdi ki, biz keyinçelik, katta ulamalarını sözlerde o şey manalar yok ki çünkü o şeye manalarını kurduk diye. Bu ne demek yani? Allah Teala o şey kısa vakti ki bereketi mi belgen? Ve o adam kese kemese 15 okuyamaz. Belki şimdi fahimle okuyan ki Kur'an-ı Kerim'in nazik tefsirleri, nazik manaları geçti böyle. Halbuki yarım saatte yetti, yarım para okuyordu. 8 para okuyordu. E bunu mu bu vakitki belirleyen bereket şu. Allah Subhanehu ve Teala'nın bendege inayeti buladı. Kim ki eğer virdini koysa künge ve oşa virdi de her kendi halette hem devam etse bir gün bulup bir gün terkemezden her kendi vaziyette devam eti alsa oşa vaktige bereke verirler. Hasaten Kur'an-ı Kerim'de. Bunu her bir Müslüman kişi uzige yakşı okuturup alış gerek. Bir ilgeriye mehdi bergenmen bir ağayınım şu ders ilim başlayıp özü hafız Kur'an medreseye barıp ilim başlayanda medresenin dersleri köpeyip getirip tekrarım kop getti. Kur'an'dan vazifem kop getti dedi. Ülgür müyüm ben? Ustazdan hop gelemen derslerini yazemen, çizemen, muzakere kılemen ülgür müyüm ben? Bir gün ahire özümge ahit kıldım ki ben ders nime bulsa bulsun, ilim nime bulsa bulsun Kur'an'dan uzaklaşmasıyım gerek. Her gün 5 para okuyayım ben, kendi derske oturamam dedim. İrtele 5 para okuyduğum bulundum. Şönseyiz dedi, günümde şuna kadar akıkırdı ki haligi bir hafta aldın, üç gün aldın, vaktim yetmeyken derslerde vaktim yetip, artıp, keçmeye bekar olup kaldım. Keçkurun vaktim boş olup bekar olup kalıyordum. Her gün yerlere 5 para vazifeni koyuldum, günümge bereket kirpkir. Çünkü Allah'ıma maktisi yetkiler ki, şakirtlerine kündelik okşin ya iki işin kança kub olsa, irtelep Kur'an'dan şunca okuyun. İrtelep ki, Kur'an'dan algen nasiben, miqdarı da kündüzgi işlerine tavfik verirlerdi. Bereke verirlerdi. Talib ilimler bunu cüda yakşı engleşleri gerek hususen. Çünkü de Kur'an-ı Kerim'ni o şey tedabbür bilen hatim kılışını hem elahide yolu yok uyuş gerek kişi kaçanki salakiyeti yetkende. Lekin başlangıçta talib ilim esasen hifiz için kıladı. Tekrarını keyin vid için kısın. Vakti keledi Allah-u Teala onge tedabbür için hem hatimge tavfik verirdi. Bana şunda kişi hakiki Kur'an ahliden buladı. Şunda kısa eğer Müslümanlar hemmesi ular Kur'an ümmeti buladı. Biz Kur'an ümmetimiz. Eğer Kur'an-ı Kerim'den üzülsek bu oldu biz ümmet sıfatı da özlüğümüzü yok etmemiz. Kur'an-ı Kerim'e kança bağlansak ümmet sıfatı da şunca tekamülleşemiz. Fakat Kur'an'a münasebetimizi biz doğrulab alışımız gerek. Allah'ın kelamı, muciz kelamı, her bir harfi de çukur mana var. Her bir kelimesi de marifetler var. Fakat uşengi yetip bara alış, uşengi hasır kılış biz vazifemiz. Allah'ın tavfik edin. Ben şu yerde yine biten yükte şu ki, bazı bir cahil kişiler, ben işittim şu gepne etkenlerine, sahabeler kalıbıma gereken, tütte kalıbıya hulaz, koyan hemmesi, bir ortası kalı bugünmez. Lekin hemmesi mücahid bugün. Demek Kur'an şartmez, cihat şart. Demek hemme Kur'an okumasın, hemme cihat kısın. Sahabeler şunu okuyun. Diyen gebne etken. Bu adam mürekkep cahil. Sahabelerin tarihini okumagen. Bir gene hadis tükürgen buluşu mümkün. Kur'an-ı Kerim'ni tör kişiden alimler deyip İbni Ummu Abdillah yani İbni Ummu Abd yani Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu Ubey ibn-i Ka'b, Zeyd ibn-i Sabit, Muaz ibn-i Cebel'ni zikir kıyarlar bir rivayette. Yani bir rivayette başka sahabelerim var. O şu törtte sahabenin zikir kıyarlarını okup koyan bulat. Başka nasıl okuyamaz? Sahabelerde tarihiden, hayatıdan, başka nasıl okuyamaz? O cahil. Lekin şu bilen bari ilim şu diye böyle. Şu ne cahiller var. Bitti hadis diye, bitti ayet görse.
şu mevzuda bağlı ilim şu de böyle. O yüzden hangi mürekkep cahillerden böyle şu yapma etken. Ha bu hadiste ayetilgeni şunlar fakat hafız Kur'an diye maksimesler. Bunlar Kur'an-ı Kerim 7 harften hazır bugün. Hama harfke mahir diye maksiler. Ama başka sahabeler hammaları harfın harflerini alışken. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anhu bir harfini alken bu sefer Hakim İbni Hizam başka harfte alırlar. O kişi bu kişiden başka kıraatta okuyan. Peygamberimiz şimdi örgüt gelir. Hama gelir. Lekin bana bu zikir kılınken 4'te 6'te 7'te sahabeler bunlar Kur'an-ı Kerim'in hama harfini cemlegen ve o şey ilimde mahir bugünler uçur şunlardan alimler degenler. Yani en yetük mütehassisler bunlar. Kur'an-ı Kerim kıraatıge kıraatını şunlardan alimler diye mahşur olup etkiler. Başkalar Kur'an okumaya degenemez. Yok ki başkalar kalmaz degenemez. Kur'an-ı Kerim sahabelerine asası işi oluyor. Kur'an-ı Kerim'ine birinci İslam'ı kediyen küllerden yurtlaşı kirişkeller. Ve kulları den kilgençe, küçüleri yetkence Kur'an-ı Kerim'ini yatlar bargeller ve namazlarda eğlentirgeller. Yemama uruşu da Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'un devirleri de bir tecengini uzu da 70'te karı ölgen. 70'te hafız vefat etken. Şimdi Hazreti Umar gelip Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'uma etkiler ki Ebu Bekir Sıddık'a Kur'an-ı Kerim'ini herkes şurup koyuyduk. Kitapka cemlep koyuyduk. Karılarımız şuna kırılıp getirdiğim olsa keyin ümmet ihtilafka düşerdi bu kitapta. Deyip şunu tavsiye belgeler. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu hem ilgeri unamazdan keyin şu yapını doğruluğunu tapıp doğru deyip bilip ki mushafını yazışken suhuf deyip ateşken. Şu cengde 70 kişi 70'de karı bir de cengde uzda bir de hücum uzda olgen olsa demek ekser sahabe hafız degeni. Ekser tabi'in hafız degeni. Ular Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan 6 ay kim böyle yaptı bu kuruş. Demek ular Resulullah'ın hayatlarında yadlayan adamlar ular. Demek sahabe-i kiramların asası işleri Kur'an-ı Kerim'ini yadlaş, düşünüş, keyin onge amel kılış bugün. Demek bizge lazım ki Kur'an-ı Kerim'i anlaşındık, bilbe alışımız gerek. Şeyh Hazretleri Allah rahmet kısın, encange borgenleri de bir Kadir keçesi de bir sohbet bugün. Şunda bir kişi durup etken ki Hazreti dua kılın mescidlerimizde hatim bolu yaptı. Hamma yaxshi Qur'on bilan band duo qiling deb bir xursand bo'lib aytgan. Shunda hazrat aytganlarki duo qilamiz, lekin bu bilan sizlar to'la musulmonchiligini yoki Qur'onning haqqini ado qilyapmiz deb o'ylamanglar. Yoki bizning xalqimiz Qur'onga berilib ketdi deb ham o'ylamanglar. Balki agar xalqimizning har bir kishisi erkagi ayoli, kattayu kichigi har biri Kur'an-ı Kerim'den her günü bir paro okup, her ayda hatim kıladigan derecede yetse halkımız, her bir kişisi istisnasız. Şu derecede yetse, şimdi biz Müslüman sıfatı da, Kur'an ümmeti sıfatı da orta miyana halkı yetken bulamız degenler. Beş kademmez mi deyim? Orta miyana halkı yetken bulamız. Demek halkımız bana şu derecede ki günçe Kur'an ahlileri hizmet kılıçları gerek. Ve bunge her bir şahs hizmet kılış gerek. Özünü kudretiden, özünün mütehassisliğinden, sahasından kip çık. Halkımızın her bir kişisi Kur'an-ı Kerim'ini her ayda hatim kıladigen, buladigen bugünce her bir Müslüman bunge hizmet kılış gerek. Ayeti içi ayetisi bilen, savdagar savdası bilen, karı, karılığı bilen, yani başka sahaya gelse uşa sahası bilen. Bu Müslümanlık burcu deyip biliş gerek. İnsaniyelik burcu deyip biliş gerek. Ümmetlik burcu deyip biliş gerek. Farzandlarımızga talim verişde hem etrafımızdaki kişilere Kur'an-ı Kerim'ini okutuşta hem mana şu kaydanı bilişimiz gerek. Hal bunu sen döndürüp koyuyorum ben deyip özümüzü hatırlayacağım kıskırışka bize hakkımız yok. Biz hali Kur'an-ı Kerim'ini yetkeziş, Kur'an-ı Kerim'ini halkımızga, bütün Müslüman ümmetige örgütüş ve onlarını Kur'an'a örgütüş. Ularga Kur'an'ı o'rgatish ve ularını Kur'an'a o'rgatish vazifemiz hali turibdi. Bunu her bir talib ilim, her bir saha egesi o'z cihatidan o'zining Allah'ını aldığı burcu deb bilish kerak. Shunga sa'y, kuşish qilib harakat qilish kerak. Ana shu maqsad sari yo'nalish kerak.
agar hazrat aytganlaridek o'sha bir oyda bir xatm qiladigan kishilar bo'lsa xalqimiz, ummatimiz, biz shunda o'rtacha musulmonlar bo'lamiz. Endi o'shanda o'rtacha bo'lar ekanmiz, hozir kimmiz bilishingiz mumkin. Alloh subhanahu va taolodan umid qilamiz. Alloh taolo bizga, hammamizga ana shu darajaga yetishga o'zi tavfiq bersin. Endi yuqorida o'tgan hadisda o'sha 3 kundan tez tugatgan odam Qur'oni Karimni tushunmabdi degan bo'lsalar, yuqorida kelgan salaf solihlar bir kunda 8 marta o'qigan ham bor ekan-ku Ibn Kotibga o'xshagan yoki Usmon ibn Affondek sahobalar bitta rakatda yoki bir kunda xatm qilgan ekan u. Ular sunnatga xilof qilganmi degan savol tug'iladi. Aytiladiki, yo'q. Bu aytgan gaplari Rasul akram alayhisolatu vasallamning gaplari odatiy o'rta miyoni holatga aytganlar. Ya'ni kishi kundalik ishlari bor, va hokazosi bor. Keyin Qur'oni Karimni 3 kundadan tez tugatmoqchi yana. Ya'ni tez o'qmoqchi. Chunki boshqa ishlari bor. O'sha odam tushunmagan bo'ladi. Lekin faoliq bo'lsa-chi, o'z kunida yoki biror kunini faoliq qilsa-chi tushunish mumkin. Shuningdek bu yerda sabab olamiga cheklangan holatni aytganlar. Ammo sabab olamidan chiqsa-chi, Alloh karomat qilib vaqtga baraka bersa-chi, Muhammad Hasan dedi uni dadasida bo'lgandaqa, Sulaym ibn Atirda bo'lgandaqa. Bir kechada 3 marta xatm qilganlar. Sulaym ibn Atir yuqorida zikr qilingan. Vafot etganlarida ayollarini oldiga kirib ta'ziya bildirishgan. Alloh rahmat qilsin Sulaymni. Shunda ayollari aytganki, Alloh rahmat qilsin Sulaymni, u Rabbini ham rozi qildi, ahlini ham rozi qildi. Qanday qilib deyishganda aytganki, kechasi kechqurun jamoatda xuftonni o'qib kirardi va Qur'oni Karimni bitta xatm qilardi. Keyin ayoli bilan qovushardi. Keyin g'usl qilib kelib, ikkinchi xatmni qilardi. Keyin yana ahli bilan qovushardi. Keyin g'usl qilib kelib, yana bitta xatm qilardi. Keyin borib ahli bilan qovushardi. Keyin g'usl qilib bomdodga chiqib ketardi. Har kuni shunday qilardi. Hozirgi kunda siz bilan biz o'zimizga qaraydigan bo'lsak, hech narsa qilmasdan 3 marta suvga tushadigan bo'lsak, shunchaki cho'milib boshimizdan salqinlash uchun bo'ldi, chalpab yotib qolamiz. Ba'zi odamlar shunday bo'ladi. Qur'oni Karimni 3 marta emas, 3 dan birini bir kechada o'qib olish katta narsa. Lekin u kishida shu bir kechada 3 marta xatm, 3 marta mujomaa, 3 marta g'usl, yana bomdod bilan xufton jamoatda va bu narsa doimiy bo'lishi nimadan? Karomatdan boshqa narsa emas. Bu sahih sanad bilan bizning rivoyatimizni egasi Imom Osim ustozlaridan Abu Abdurrahmon Sulaymiydan rivoyat qilib aytganlar. Ular zamondosh bo'lishgan o'sha Sulaym ibn Atir bilan. Har kechada 3 ta xatm qilganlar va ana shunday ahlini ham rozi qilganlar. Bu karomat egalari. Alloh taolo ularga vaqtni keng qilib bergan. Vaqt nisbiyligi Einstein nazariyasida ham bor. Fan isbotlagan narsalar biz u isbotga ehtiyojimiz yo'q. Qur'oni Karimda bor. Sulaymon alayhissalomning qissalarida vaqt nisbiyligi aytilgan. 3 ta vaqt miqdori nisbati aytilgan. Demak, Alloh taolo karomat bersa bo'lishi mumkin. Lekin Rasul akram alayhissalotu vasallam aytgan gaplari Qur'oni Karimni 3 kunda tez xatm qilishdan qaytarish emas bu yerda. Xatm qilsa tushunmabdi. Ya'ni fiqh degani nozik daqiq tushunish. Daqiq tushunmabdi degan. Gunohkor bo'lgan emas baribir. Mabodo tushunmagan taqdirda ham nozik. Qur'oni Karimni zikr qilgan, o'qigani va u bilan Allohni zikr qilgan uchun ajr olaveradi. Lekin Alloh karomat bersa, Muhammad Hasan dedi uni dadasiga o'xshab, daqiq fiqh ham hosil bo'laveradi. Demak, bu oddiy holatga, ya'ni Qur'onga foriq bo'lmagan kishiga va vaqt nisbati sabab olamiga cheklangan kishiga aytilgan. Va bu yerda nozik tushunishgina aytilgan. Balki undan tez tugatish ko'p undan ko'p o'qish qaytarilgan emas. Tushunmaydi deb aytganlar xolos. Imom Shofiy Qur'oni Karimni 3 kunda 4 marta xatm qilganlari aytiladi. Ijtihodda ijmoga dalil topish uchun. Ayni o'sha 4 ta xatmning ichida 3 kunda 3 kecha kunduzda Qur'oni Karimni 4 marta xatm qilib ijmoga dalil topib chiqqanlar. Oman yushaqikir rasuli oyatini. Demak, fiqh o'qishda hosil bo'lgan 3 kunda 4 marta xatm qilsa ham.
Demek o Resulullah Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın etken gelipleri özüge has haletlerge İmam Şafii'ninki faruk bugün ve Allah Teala bir ikram kılıyan kişilerin haleti de ruh birgen. Hazreti İmam'dan hem rivayet kılınadı Ramazan'da kişilerge teravihke bir para oku verip Kur'an-ı Kerim'den 200 ayet oku verip keyin kirip uzları herkese hatim kılardılar. İmam Bukhari hem Ramazan'da 3 günde bir hatim kılardılar. Ahol külleri her günü hatim kılardılar. İmam Şafii hem şimdi hatim kılardılar. Her keçe hatim kılardılar. Kündüzüyen bitti hatim kılardılar. 60 tane hatim kılardılar. İmam Şafii hem her Ramazan'da. Bu haletler, onların birinci faalıklığı var. Şu nersteki Kur'an-ı Kerim ikinci Allah bergen onlarca keramet, kuvvet var. Bu onlarca has nerste. Kimi ki eğer virdi de devam etse Allah Teala o şendeyi fethlerini, nusretlerini ve uzunin mededlerini beredi inşallah. Abdullah ibn Amr ibn As raziyallahu anhunu 3 günden köp, 3 günden tiz hatim kılıçdan kaytar gelirleri o kişinin haletine has. Çünkü o kişi Kur'an-ı Kerim'e köp verilip, kündüzü roza keçesi namaz okup, ahli ailesiye karemeyi koygenler, uzlarını salilerge hem karemeyi koygenler. O kişi o şunaka kıyanları için kaytar gelirler. Eğer o kişi ahlini hem hakkını eda kılıp, ve cismini hem hakkını eda kılıp, hem haklarını uzlarına koygen halette kıyanları da o kişi bu nasıldan kaytarılmazdılar dedi ulemalar. Demek bazı hadisler, bazı bir haletlerge has, varit bugün, onu umumi kılıp, İmam Ebu Hanife aleyhirrahman mesela herkese hatim kıyarlar dese bu sünnetke hılaf deyişke şaşılmayın. Aklı zeytmeden derslerine darav söz etmeyin. Ve meseleni etraflıca örgenip gepirişke örgenin. Şimdi anlayıştaki yukarıda örgenimizdeki sahabe-i kiramlardan tartıp Hazreti Osman'dan, Tamim bin Avsir'in dalilerden tartıp bir rekatta hatim kıyarlar var. Onlar sünnetke hılaf kılıçları mümkünmez. Ular demek Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın kaytarıqları qanday tushunilish kerak? Ularning holati qanday? Mana biz yuqorida aytganimizdek fahmlanish kerak bo'ladi. Alloh hammamizga o'zi tavfiq bersin. Qur'oni Karimni ko'p xatm qilishga, Qur'oni Karimga yaxshi bog'lanishga o'zi muvaffaq qilsin. Subhana rabbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin.